Beyler bayanlar selamlar. Sonunda Cadılar Bayramı etkinliğine giriyor. Zaten dün yayınlanan fragmandan siz de fark etmişsinizdir. Bir sürü şey geliyor. Peki nedir bu bir sürü şey? Hadi gelin şimdi birlikte inceleyelim. Öncelikle Infinity Ward'un Twitter'dan paylaştığı görsele bakacak olursak bir sürü etkinlik, yeni bundle'lar, yeni etkinlikler, yeni eşyalar gelecek. Bunu diğer etkinliklerde olduğu gibi haftalara bölerek bize paylaşacaklar. Yeni modları haftalara bölerek paylaşacaklar ki bir anda hepsinden sıkılmayalım. Sırayla hepsini deneme şansını bulacağız. İlk hafta hangisi gelir emin değilim onu belirtmemişler. Sadece ikinci haftaları özellikle belirtmişler ama ben genel olarak gelecek listeleri şu şekilde söyleyeyim size. Birlikte bakalım hatta şu anda. Zombie Royale. Artık zombi modumuz geliyor. Zombi Royale modunda normal takım olarak başlıyorsunuz. Ama öldüğünüz zaman zombiye dönüşüyorsunuz. Ve zombi olup diğer takımları, hayatta kalan takımları avlamaya çalışıyorsunuz. Eğer zaten hali hazırda da zombi olduysanız tekrardan insana dönüşme şansınız varmış. Bir oyuncu öldüğünde şırınga düşüyormuş. Ondan iki tane toplayabilirsek zombi olan arkadaşımızı geri çekebilecekmişiz. Tam emin değilim nasıl işe yarayacak, nasıl kullanacağız, ne olacak? Artık çıkınca göreceğiz. Eğer daha iyi bilginiz varsa da bu geri dönüş canlandırmayla ilgili yorumlara yazın. Ben de diğer bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş oluruz. Peki zombiler nasıl olacak? Daha hızlı koşacaklar, daha çok yükseğe zıplayabilecekler ve yakından vuracakları için, doğal olarak uzaktan silah kullanmayacakları için, yakından melee atak yapacakları için ölümcül olacakmış vuruşları. Büyük ihtimalle bir, belki de küçük bir ihtimal iki vuruşu bizi öldürür diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle bir vuruşu öleceğiz gibi geliyor. Son kalan takım oyunu kazanıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Zombilere ölmeyeceğiz, koşturacağız, kaçacağız. Metroyu kullanmayı unutmayın. Metro çok kullanışlı olabilir bu açıdan. Bu şekilde hayatta kalmaya çalışacağız. Bu modlardan daha ilkiydi. Diğer modumuz ise normal Battle Royale. Her zamanki oynadığımız Battle Royale oynayacağız ama bunu gece modunda oynayacağız arkadaşlar. Gece görüşünü vesaire getirecekler mi? Nasıl yapacaklar? O kısım ise hala bir muamma. İkinci hafta gelecek olan içerik ise Plunder'la ilgili arkadaşlar. Plunder'ı sevenleri tabii ki es geçmeyen Activision ve ikinci haftada Plunder'ı gece moduna dönüştürüyor. Ve Warzone'u ilgilendiren son modumuz ise Juggernaut Royale. Juggernaut'ı ama özellikle Guard diye yazmışlar. Neyse orada bir kelime oyunu yapmışlar güzel bir şekilde. Warzone'la ilgili ama modlar bitti diye düşünmeyin. Yapabileceğiniz başka şeyler de var. Multiplayer'da birazdan geçeceğim multiplayer'da ne değişiklikler olduğunu. Arkadaşlar çok güzel bir şey yapmışlar. Bu Cadılar Bayramı'nda çocuklar hani şeker toplamaya giderler ya. Biz de eşya toplamaya gideceğiz. Item toplamaya gideceğiz. Bu eşyalardan blueprint'tir, calling card'tır vesaire bulabileceğiz. Elde edebileceğiz. Peki nereden çıkacak? Şu anda ekrana yansıtıyor hepsini böyle tek tek şuradan çıkacak, buradan çıkacak diye söylemeyeceğim. Ama genel olarak arkadaşlar kaç sektöre bölmüşler? 5 tane sektöre bölmüşler. 5 bölgeye bölmüşler. Ve bu 5 bölgede atıyorum Gorodam'da ya da Storage Town'da, Hospital'da gibi yerlerde bazı kutular saklamışlar bizim için. O kutuları açtığımızda da Blueprint'tir, Calling Card'tır demiştim ya biraz önce. Toplamda 16 tane eşya var böyle. Bu eşyaları toplayıp hepsini envanterimize ekleyebileceğiz. Daha sonra kullanabileceğiz. Multiplayer modunda ise TDM Snipers, Moshpit'i Halloween'la birlikte yapacaklar. Korkuluk falan koymuşlar. Onslaughter mod diye Juggernaut'lı kafasına balkabağı alan güzel bir modumuz var. Gunfight. Gunfight yine. Gunfight. Yine güzel kelime oyunlarıyla bize yansıtmışlar bunları. Normalde de pompalı hani ben aslında Cadılar Bayramı etkinliğiyle birlikte gelir diye düşünmüştüm. Normalde de öyleymiş arkadaşlar. Ama iyi yapmışlar. Önceden deneyimliyi bildik. Önceden pompalının nasıl güçlü olduğunu kullanabildik. Cadılar Bayramı modunda dikkatimizi çeken şey ise yeni bundle'lar. Texas katliamı var. Dr. Carlo var. Ve Testere var. Testere'yi ben özellikle merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak umarım. Çok pahalı yapmazlar da. Ama sanmıyorum. Yine 2400 civarı bir bundle olur o. Oh. Gidecek paracıklar, gidecek paracıklar. Tabii bu Cadılar Bayramı ile ilgili olan etkinlikte bazı şeyleri de parasız alabiliyorsunuz. Nedir bu? Bununla ilgili değişik bir şey yapmışlar. Bu testere katliamıyla ilgili amblem ve calling card varmış. Warzone'da kullanabileceğimiz. Bunu elde etmek için Texas Chainsaw sitesine girmemiz gerekiyormuş. Girdiğimizde de bayağı ses falan olacakmış. Birazdan sizle birlikte yaparım zaten. Ardından da arkadaşlar e-mailimizi girmemiz gerekiyor. Tabi Warzone'da kullandığımız e-maili. Daha sonrasında da 2 hafta içinde bizi bir kod gönderecekmiş. Ve o kod sayesinde de amblem ve calling card'ı elde edebilecekmişiz. Bedava yapabiliyoruz. Ama istedikleri şey şu.
17 yaşından büyük olmamız gerekiyor ve bu mail hesabında Activision ID'nin bulunması gerekiyor. Bu şekilde bedavaya alabiliyoruz. Almak için de biraz acele edin. Kasım 1 son tarihi arkadaşlar. Kasım 1'den sonra alamıyorsunuz. Neyse, saat 9 olmak üzere, ben şu videoyu hemen bitireyim, yetiştireyim. Hem oyuna girmek için hem de siz ne olacak ne bitecek belki girmeden önce izleyebileyim diye. Haydi bakalım, ben hızlıca hemen şunları editlemeye başlıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Artık Cadılar Bayramı'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.